Evet hadis-i şerifi okumuştuk. Şaşırıyorum o kimseye ki hem ölüme inanıyor hem de ölüm yokmuş gibi neşeleniyor. Yine şaşırıyorum o kimseye ki hem cehenneme inanıyor hem de gülüyor. Dünya ve dünya ehlinin neler yaptığını görüp ve bu sebeple dünyadan hoşnut olan kimseye şaşarım. Kadere inanıp sonra dünya için gece gündüz iyice yorulan kimseye şaşarım hesaba inanıp amel etmeyene de şaşarım. Malum Ebu Gifar Gifari Hazretleri soruyor ya İbrahim Aleyhisselam ama Musa'nın sayfelerinde ne vardı diye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de o normalde işte nasihat vardı deyip bu hadis-i şerif irad oluyor. Bunu diyeceksiniz ki sufilerle bağlantısı ne? Sufi her anını murakebeyle geçeriz. Herkesin kahkahayla güldüğü yerde cehennem aklına gelir. Herkesin dünyaya aşık olup, dünyayı sevip, dünya için birbirini kırıp fattığı yerde sufi murakebe eder. Der ki bu dünyada durucu değilim, geçip gideceğim. Bu dünyada kalı. kim kalmış ki? Bu ne demek? Bu dünyayı biz terk etme noktasında bir öğüt vermiyoruz. Ama dünya için Dünya için insanları kırmanın, insanları üzmenin, insanlara haksızlık yapmanın anlamsız olduğunu düşünür. Sufi bu manada gününü, hayatını murakebeli geçirir. Neyi seveceğini, neyi sevmeyeceğini, niye kapılıp gideceğini, niye kapılıp gitmemesi gerektiğini murakabe eder. O kimsenin murakabe edebilmesi için mürakebe edebilmesi için bilmesi gerekir. Neyi bilmesi gerekir? Dini bilmesi gerekir. O kimsenin dini bilgisinin olması gerekir. O kimsenin sohbetleri takip etmesi gerekir. O kimsenin iyiyi, kötüyü, doğruyu, eğriyi, güzeli, çirkini bilmesi gerekir.